İyi günler arkadaşlar. 50 özel seçme sorudan oluşan sunuyla karşınızdayım. Sınıf dışı öğrenme hangisidir? Aktif öğrenme. Enlem ve boylamı bulan Türk İslam bilgini kimdir? Biruni. Osmanlı'da son vakaniyüz kimdir? Abdurrahman Şeref. Hint deniz seferlerine katılan kanuni dönemi denizci kimdir? Seydi Ali Reis. Kalabalık gruplara öğretme yöntemi nedir? Gösterip yaptırma. Hoca Ahmet Yesevi Türbesi nerededir? Kazakistan. UNICEF'in merkezi neresidir? New York. Birleşmiş Milletler'in ana organı hangisidir? Ekonomik ve Sosyal Konsey. İlk dizesi 7 az ve kısa olan cinaslı sözcü kullanılarak yapılan mani türü hangisidir? kesik mani. Robotik biliminin kurucusu sayılan bilim adamı kimdir? İsmail El Cezeri. Abbasi halifesi kayın bir emrillah dünyevi yetkilerini ilk kez kime vermiştir? Tuğrul Bey'e. AB yürütme organı hangisidir? Avrupa Komisyonu. E-Devletin şimdiki adı nedir? Dijital Türkiye. Bilişsel yapılandırmacı kimdir? Piaget. Osmanlı'da ilk vakanüvüs kimdir? Halepli Naime Efendi. Sıfırı bulan İslam bilgini kimdir? Harezmi. Kaçkar Dağı Milli Parkı nerededir? Rize. Cumhuriyet tarihinde referandum kaç kez yapılmıştır? 7 kez. Bireysel rehberliğin amacı nedir? öğrencilerin kendilerine ait farkındalık düzeyini yükseltmek, dünyanın bilinen ilk destanı hangisidir? Gılgamış destanı. Bilimsel süreç becerileri öğretme yöntemi nedir? Problem çözme. Dördüncü Murat zamanında yaşamış ve Cihan Numa adlı eseri yazan kimdir? Katip Çelebi. 18 Mart kahramanı kimdir? Cevde, Cevat Çobanlı. İlk Türk denizcisi kimdir? Çaka Bey. Erdemli İnsan ve Devlet adlı eserler kime aittir? Platon. Dereköy ve Kapıkule sınır kapıları hangi ülkeye aittir? Bulgaristan. İlhami mahlasını kullanan ve Suzi Dilara makamını bulan padişah kimdir? 3. Selim. Ulaşımın ücretsiz olduğu ülke hangisidir? Lüksemburg. Dünya Ticaret Örgütü Merkezi neresidir? Cenevre. İlk Osmanlı Bankası hangisidir? Bankı Dersaadet. Mısır, Ürdün, İsrail arasındaki çölün adı nedir? Necef çölü. Museviliği kabul eden Türkler hangisidir? Hazarlar. Anadolu Selçuklularda ilk başkent neresidir? İznik. Fatih döneminde İstanbul'da kurulan medrese hangisidir? Sahni Seman. Anıt mezarlara ne denir? Kümbet. Türk özü sınır kapısı hangi ülkeye açılır? Gürcistan. Dünyanın gözü denilen Kerit Volkanik Gölü hangi ülkededir? İzlanda. Mayıs 2020 itibariyle en fazla elektrik enerjisinin elde edildiği yöntem hangisidir? Hidroelektrik santralleri. Kırımlı Aruz Ölçüsü'nde yazan halk ozanı kimdir? Gevheri. 19. yüzyıl Çukurova yöresinde yetişen halk şairlerinden Türkmen boylarının yerleşik hayata geçirilmesi için 1865'te yöreye yollanan Fırkayı İslahi adlı Osmanlı ordusuyla Türkmenler arasındaki çatışmalara katılmış olan kimdir? Dadaloğlu. Şiirlerini Değişler, Sazımdan Sesler adlı iki kitapta toplayan... Son olarak tüm şiirlerini Ümit Yaşar Oğuzcan tarafından Dostlar Beni Hatırlasın adıyla yayımlanmış halk şairi kimdir? Aşık Veysel. Benzetme sanatının temel üyelerinden benzeyen ve benzetilenden sadece birinin kullanılmasıyla yapılan benzetmeye ne denir? İstiare. Yanıt alma amacı gütmeden duyguyu ve anlamı güçlendirmek için anlatılmak istenilenlerin soru biçiminde anlatılması nedir? İstifam. Sefiller, Notre Dame'ın kamburu, Cromwell, Hernani eserleri kime aittir? Victor Hugo. Bazak, Goriot Baba, Vadideki Zambak, Eguni Grandet eserlerini hangi akım etkisinde yazmıştır? Realizm. Konularını daima Ege ve Akdeniz kıyılarından çıkaran balıkçıları, sünger avcılarını işleyen yazar kimdir? Halikarnas balıkçısı, Cevdet Şakir Kabağaçlı. Özürsüz ve kesintisiz 3 ila 9 gün göreve gelmeme cezası nedir? Kademe ilerlemesinin durdurulması. 5 Mayıs 1949'da Avrupalı 10 devletin katılımıyla kurulan birlik hangisidir? Avrupa Konseyi. Şair Ovidus'un anlattığı bir öyküye göre Zeus'tan hamile kalan Leton adına kurulan Leton Antik Band kenti nerededir? Fethiye. Burada bitiriyor.